razı olsun sana ekibinden, sağ olsun. Çok sağ olun, var olun, Allah razı olsun. Bu arada bütün komşularım hep selam söylediler. Aleyküm selam. Ben de Rize'ye sevgilerimi gönderiyorum. İzleyen herkese de. Allah razı olsun. Sen de Şükran ablacığım. Olsun. Sevindirdin, Allah da seni sevindirsin. Seni ben bugün pek sevindirmeyeceğim ama. Yani aslında bir o haberi bu vermek çok sevindirici bir şey ama aileler çok üzülüyorlar. Ben bir de bu mesela annelerin, babaların o evlilikteki sorunları bahane ederek çocuklarını terk edip gitmesi, geride kalan insanları böyle habersiz bırakmanın çok büyük bir vicdansızlık olduğunu düşünüyorum. Benim kafamdaki soru işareti de şu sizle ilgili. Siz hani ana kız yaşayan iki kişilik bir eviniz var. Evet. Ve kızın internette bir adamla tanıştığını, İzmir'de sana ona kalacak yer ayarladığını, bir iş bulduğunu söyleyerek 22 Mart tarihinde ortadan kayboluyor sevgili seyirciler. Evet. Peki biz Fatma Korucu'yu nerede ve nasıl bulduk? Fatma Korucu'yla röportaj yaptık bulunduğu yerden. Gediz'de bulduk kendisini. Bakın o röportajda bize neler söyledi. Sen evi neden terk ettin? Annemle geçinemediğim için terk ettim. Zorla gelmedim. Zorla getirtme der, tehdit yok. Yarın da eğer olursa abimin yanına döneceğim zaten. Annemle görüşmek istemiyorum. Tekrardan anlaşamayacağız. Annem beni sevmiyor olarak da diyebilirim. Yani beni küçümsemiş gibi bir şey oldu. Şiddet görüyorum dedin annenle. Evet. Baskı mı yapıyor annen sana? Evet, baskı yapıyor. Sen Rize'den ilk İzmir'e mi geldin? Evet, ilk İzmir'e geldim. İzmir'e niçin geldin? Kimin yanına geldin? Kimsenin yanına gelmedim. Uçağa binerek İzmir'e geldim. İzmir'e indin. Kütahya, Gediz'i nasıl buldun? Otobüs değil. Çünkü otobüse binseydim direkt bulurlardı. Minibüs tarzı şeylere binerek geldim. Zaten evi falan ben kendim ayarlamıştım internetten. Geldim, başvurdum, girdim. Sonra işe buldum. Senin zaten bir 2000 lira gelirin var değil mi babandan? Evet var. Yani kimseyi ilgilendirmiyor bu. Bu hayatın kişi için mi geldin buraya? Hayır. Kendi hayatım için geldim. Yani kendi düzenimi kuracaktım. Ve onun için geldin buraya? Yok. Kendi hayatımı, kendi ayaklarım üzerinde durmak için geldim. Ama o burada niye geldi? Yok. Onun burada olduğunu bilmiyordum ben. Anladın mı Şükran teyzeciğim? Ne diyor? Ben diyor İzmir'e gittim hedef şaşırtmak için. Sonra otobüste dolmuş ya Kütahya diyor Gediz'e geldim. Evet, evet. Niçin geldin diye soruyor. Şimdi saat 20, cuma akşamı saat 23 sularında bu röportaj yapıldı. Çünkü zaten Özkan başka bir bölgedeydi. Oradan hemen ihbarlar gelince Gediz'e yöneldi ekibimiz. Ben diyor kendi ayaklarım üzerine durmak için, çalışmak için buraya geldim diyor. Ben de hatalıyım. Çünkü çocuğun üstüne çok gittim. Çok tablete kapandı. Dedim ki yavrum kendini bozarsın. Görüyoruz buralar çıkanları. Biz de korkuyoruz da diyoruz ki yavrum yapma. Ama cehille anlamıyorlar. Annelerini kötü biliyorlar. Aileyi kötü bildiler. Herkes öyle bildi. Annesi annelik yapamadı dediler. Hangi anne evladını kötülüğünü ister kızım? Ama kızın da ayaklarının üzerinde durmak için Tarize'den kalkıp Kütahya Gediz'e gidiyor. Evet. Kimse için gelmedim, kendim burada dairemi tuttum diyor. Sonra Özkan bir soru yöneltiyor ona, o son dakikada var. Peki diyor biri var senin hayatında diyor, onu da diyor buraya gelince buldum diyor. Yani öyle de söylemiş abisine de zaten var biri demiş. Hayatında biri var. He. Öyle söylemiş, bana söylemedi. Sizin Kütahya Gediz'de hiç bir arkadaşınız, akrabanız var mı daha önceden? Kütahya'da mı? Yok. Hiç kimse yok. Ben mesela şunu da merak ediyorum. Kaç kişi bu pandemi döneminde hiç tanımadığı, bilmediği bir yere gidip hem işini bulur hem evini bulur? Ondan şüphelendik. Dedi ki acaba kim var yanında da korktuk da. Ne yapacağımızı şaşırdık biliyor musun? Biri olmadan kızınız bunları yapabilir mi? Sanmıyorum, ne bileyim nasıl bulacak bana, çünkü öyle demişti. Birileri var dedi, ev bulduk dedi. İş bulduk Hayır, dedi. Oradaki esas cümle ben buraya gelir gelmez o kişiyi buldum diyor. Ama işte o iş bana, öyle kolay değil. Her şeyi aynı anda organize bir şekilde halletmek. Bana öyle demedi işte bana. Ya evden çıkarken sevdiğim biri vardı kardeşim. Geldim Gediz'deydi. Gediz'e onun yanına geldim mutlu olmaya dersin. Bu kadar tabii çok ki yalanı üst üste ya, söylemezsin. Kaçtığı kişiyi kadar görmek ister misin? Evet. Kimin yanına kaçtığını? Kimin yanına kaçtığını? Kızım birinin yanında. Öyle ayaklarım üzerinde duracağım gibi bir durum söz konusu değil. Anladım da ben ondan şüphelendim. İlla ki birinde vardı. Hı? İlla ki biri vardı.
seviyorsa gelsin adam gibi istesin hemen o adamda. Hemen isim bilgisini de verin bana. O adam da seviyorsa gelsin adam gibi istesin. Şimdi ben önce Şerif Ahmet Cingöz'ün yanına gitmiş kızın. Evet. Şerif Ahmet diye birinin yanına gitmiş. Şerif Ahmet birinin. Evet. Gelsin o fotoğraf ekrana. O neydi o? Bu neydi o? Tövbe estağfurullah. Allah akıl fikir versin kızıma. Yaşlı bir adam bu neydi? Yok, 92 doğumlu, 28 yaşında bir çocuk. Kaç yaşında? 28. Olsun da ne kadar büyük ondan, daha bu 20 yaşında yeni. 8 yaş var aralarında, evet. Sizin için gayet büyük bir yaş. Ama dahası Şükran abla, sana bir şey söyleyeceğim. Evet, söyle bakalım. Of. Ya biz ekip olarak ilk bilgiyi aldığımızda elimizden geleni yaptık. Hatta belediyeyle de iletişim kurduk. Fakat kızın bugün saat 16'da evet. Kütahya Gediz'de Şerif Ahmet Cingöz'le evlendi. Ne yapalım? Ne diyelim, ne bileyim? Nikah kıydılar bugün alelacele. Evleneceği bu adam isteseydi de annesi babası yok. Abim var senin kuzum. Diyor ki bir gibi gelelim adam gibi isteyen bir şeyse gelaydı annesinden isteseydi. Biz evlenmesine bir şey de ilahi biriyle evlenecek şu anda. Ama en azından bir şey yapardık da. Ne elinden evinden telli duvaklı çıksaydı? Ne diyorsun ya? Yetimdi ya yetim. Babası yokmuş. Ben istemem evladımın mutluluğunu Esra'nın. Şimdi Şerif Ahmet de gelecekti. Anacım diyecekti. Ben senin kızına talibim. Tabii ki. Tabii ki. Gelsin isteseydin gene verirdik. O sevdiyse onu verirdik. Niye vermezdik? Çünkü sonuçta benim evladımın mutluluğu önemli. Onu da biri sevsin. O da birini sevsin. Evet. Gençler bunlar. Evet. Ben isterdim ki evladım mutluluğunu ben de göreyim. Ama gizlice bugün nikah kıyıldı. Alelacele. Çok üzüldüm. Buradan kabul et ya da etme. Bu adam senin damadın. Yapacak bir şey yok da. Çağrı'da bulunmak ister misin kızına? Bulunmak isterim. Lütfen kızım buraya gel. Düğünün abi Esra'yı yapar senin. Ne olursun yavrum. Ya. Benim hiç kimsem yok Allah'tan başarısı. Yetim kalmış. Ben kan ayaklı geldim senin için buralara yavrum. Ne olursun gel. Öyle yapayalnız oralarda kaçarak gidiyorsun, nikah masasına oturuyorsun, anan yok, sevdiklerin yok, arkadaşın yok. Belki o dakika mutlu olacaksın ama mutluluğu paylaşacağın bir göz arıyorsun, o gözlerin hiçbir etrafında yok. Ama sen tek başına bu nikahı kayarak mutlu olacağını düşünüyorsun. Bu evlilikte bir sorun yaşadığınızda da yine kapını çalacağın tek bir ev var. O da senin doğduğun ev. Evet. Yine sığınmak istediğin bu hayattaki tek bir kişi var, o da hayatta olan annen. Evet. Yardım etmelerini istediğin yine ailen. O evlerden kaçış yok ki. Siz bu evlerden kaçarak mutlu olmaya çalışıyorsunuz ama maalesef ki o mutluluğun ilk adımını atıyorsunuz. Ben Şerif Ahmet Cingöz'e de Fatma Korucu da buradan sesleniyorum. Lütfen gelin bu tek kalan hayatta olan annenizin elini öpün. Bu işi bir tatlıya lütfen bağlayın. Lütfen buraya buyursun gelsinler ben bir şey demem. Yeter ki mutluluklar olsun ben de göreyim. İster miydin kızının nikahında o telli duaklı gelin olduğu zamanı görmek? İstemem mi? İsterim tabii ki. Ne olursun kızım gel buraya lütfen. Hangi ana baba istemez evladının mutluluğunu sanırım. Niye sizden sakınıyor? Bir de niye bu kadar çok hikaye yazıyor? Bu da çok tehlikeli bir durum yani. Ya, bir hikaye yazıyorsunuz. Biraz da psikoloji durumu da var bunun biliyor musun? Psikoloji de bozuldu çünkü. Ben biraz daha, biraz üstüne gittim. Haklıydı yani. Kızım girme bu tabletlere falan. Gece gündüz hiç çıkmadı bundan. Elektrik o uçlu prizi bile yatağın içine çekerdi. Gece gündüz yatağın içinden çıkmadı. Şimdi artık evlendi. Çeksin o uçlu prizi de yatağın içerisinde tablet oynasın bakayım.
Devamlı. Hani burada diyorlar ya biz sıkıntıdayız, bize baskı yapıyorlar bir de, diye. Bir de dedim ki dinlemiyorsun abine söyleyeceğim deyin dedim. Derdi ki beni tehdit yapma. Bir şey diyor ki beni dinlemezdi öyle derdim. Ama hangi anne baba evladının kötü olduğunu ister kızım?